insanın imanını kuvvetlendirmesi farz-ı ayındır. Yani kişi şahsi olarak buna mecburdur ve mükelleftir. Bunu çok fazla hissedemesek de en önemli mesele tam da burasıdır. Peki bu imanın artması, kuvvetlenmesi nasıl olacaktır? Şimdi ben maddi bedenimi kuvvetlendirmek istesem spor salonuna girerim ve bana gelen ağırlıkları kaldırdığım ölçüde benim maddi bedenim kuvvetlenir. Demek ki manevi beden de şöyle kuvvetlenecek. Karşılaştığım hadiseler eğer beni doğru bir karar vermeye yönlendiriyorsa, yani o hadiseyi doğru bir şekilde kaldırabilmişsem, demek ki benim manevi bedenimde, demek ki benim imanımda o şekilde kuvvetlenecektir. Şimdi demek insanın yaşadığı zahirde acı gibi gözüken olaylar aslında perde kalkınca imanının kuvvetlenmesine büyük bir sebep. Ama insan bunu göremiyor. Hele hele bizim olduğumuz asırda bunu görmek çok müşkülleşti. Sebebi şu, her yerden mutluluk pompalanıyor. Bütün çağın öğretisi nefsimizin arzuları doğrultusunda sürekli mutlu olmaya çalışmak. Yiyelim mutlu olalım, gezelim mutlu olalım, aman bunu dert etme mutlu ol, bunu düşünme mutlu ol, bunu kafandan at mutlu ol. Böyle olunca da insan acıya ve zahmete razı gelmiyor. Halbuki acı dediğin Allah Azze ve Celle'nin bir kısım esmalarının tadıdır. Tekrar söyleyelim mi? Acı dediğin Allah Azze ve Celle'nin bir kısım esmalarının tadıdır. Allah bizi yaratmış, kendisine muhatap almış. Böyle büyük bir muhataplığın bir de bedeli olacak. Ama o bedel böyle boş havadan değil. Neyin karşılığında? Yaşadığın acılar aslında bazı bir kısım esmaların tadını duymana vesile olacak. Bedelden kastım burası. Bizim o bedeli ödeyemememizin, o ağırlığı kaldıramamamızın tek sebebi egomuz. Egodan dolayı dünyaya niye geldik? Temel amacımız nedir? Yani imanın en derin meseleleri. Benim yaratılış amacım nedir? Vazifem nedir? Burası dar-ı imtihan, ahiret darı, mükafat. Bunların ayrımını yapamamamızdan kaynaklanıyor. İnsanın geldiğinde göğüslemesi gereken en büyük zahirde musibetlerden bir tanesi de hastalık meselesi. Çünkü yaşamayan yok. Bak, yaşı kaç olursa olsun mutlaka her arkadaşımızın bir hastalığı var. Böyle yakın bir arkadaşınıza gün içerisinde sorun, mutlaka ya belinden, ya gözünden, ya dilinden, değil mi? Mutlaka bir yerinden bir ağrısı, sızısı oluyor. Şimdi o hastalık sana çarptığı anda senin iç aleminde yaşadığın şey doğru bir tercih olursa, yani kimden geldiğini bilmek, şükredebilmek, sabredebilmek, rıza gösterebilmek gibi tercihleri doğru yapabilirsen, bu senin imanının artmasına vesile olacak. O yüzden bu hastalar risalesini okumak çok elzem. Ama bugün umum hastalıkları konuşmayacağız. O hastalıklar içerisinde kümeyi daraltacağız. Ve bugünkü ana konumuz amalık. Yani görmeme meselesi üzerine olacak. Görmemek, şimdi bu salonda belki görmeyen arkadaşımız olmadığından dolayı görmemenin sayısı az gibi geliyor ama dünya genelinde 40 milyon ama arkadaşımız var. 40 milyon. Şimdi bazılarımızın da gözlük dereceleri çok daha artmış durumda. Onları da bunun içine katacak olursak 40 milyonu çok fazla aşıyor, değil mi? Bazen gencecik arkadaşlarımız var. Çok ağır, kalın gözlükler takıyor. O gözlüğü çıkardığı anda önünü bile göremez hale geliyor. Bazılarının gözündeki belki astigmat, belki başka bir bozukluktan dolayı ne oluyor? Migrenler, baş ağrıları, ışığın şöyle çarpmasından dolayı aman başım tuttu meseleleri çok artmış oluyor. Onlar da bugünkü konumuzun içindedir aslında. Bu 40 milyon görmemenin en büyük sebebini katarakt olarak söylemişler. Gelişmiş ülkelerde katarakta biraz hızlı müdahale edilebildiğinden oralarda da göz tansiyonu veyahut sarı nokta hastalığı denilen hastalıklar görmemeye vesile oluyormuş. Şimdi keşke görmemenin hali sadece seni görmedim, onu görmedim şeklinde kalsa, görmemenin verdiği ızdırap birse, bunun psikolojiye verdiği ızdırap 10 belki 100 oluyor. İşte Üstad Hazretleri bugün görmeyen ve gözünde problem olan arkadaşlara yepyeni hedefler koyaraktan
aslında görmemenin nasıl bir avantaja çevrildiğini ayan beyan açıkça gözler önüne serecek. Ama ben derse girmeden önce biraz görmemenin avantajlarını anlatan hadislerle başlayacağım derse. Allah'tan geldikten sonra her şey güzel. Allah'tan bizzat geldikten sonra görmemek bile mi güzel? Evet, onun da öyle güzel yanları var ki buyurun bazı hadislerle neymiş o yanları birlikte görelim. Buhari'de geçen bir hadis. Kulumun iki sevgili uzvunu yani gözünün nurunu giderirsem o da ona sabrederse bak Allah'ın tek istediği isyan etme. İsyan etme. İki gözüne karşılık ona cenneti veririm. Müjdeye bakar mısın ya? Birkaç yılcık, birkaç bin güncük dişini sıkıyorsun ve neticesinde mükafat cennet. Devam ediyorum. Tirmiz'de geçen başka bir hadis. Kıyamet gününde musibet zedelere sevap verileceği zaman dünyada afiyette ve azaları sağ salim olanlar ahiret gününde sevaplar verilecek. Her şey sağlam, gözünü kaybetmemiş, elini kaybetmemiş, dilini kaybetmemiş insanlar şöyle diyecekmiş. Dünyada iken derilerinin keskin aletlerle parça parça kesilmiş olmasını arzu edeceklerdir. Niye böyle arzu eder insan? O mükafatı görünce Allah Allah öyle olmuyor mu ya? Mükafatı görünce insan bunun bedelini ödemek istiyor ya. Şehitler için de bu ifade geçiyor değil mi? Şehitler o mükafatı görünce defalarca ya Rab dünyaya gönder de tekrar tekrar şehit olalım diyecekler diyor. Nasıl mükafat? Dünyada göz bunu görmemiş, kulak bunu işitmemiş, kalbi beşere böyle bir mesele hutur edilmemiş. Allah Allah. Ahmed İbn Hanbel'in müstendinde geçen başka bir hadis. Bir kul kendisi için cennette hazırlanmış olan makama ameliyle erişemeyecekse. Amel ettik cennete o makama varamıyoruz. Allah onun bedenine veya malına veya çoluk çocuğuna bir bela verir de bu belaya karşı sabrı sebebiyle o makama eriştirir. Kul niyeti olarak o makamı Allah'tan istiyor. Ama ameli olarak o makama yetişemiyor. Allah da kalbinin niyazını amelinin duasından önde tutuyor. Kulun o makama yetişmesi için bazı esmalar kendinde açılsın, inkişaf etsin diye musibet şeklinde memurlarını kula gönderiyor. Allah Allah. Şimdi şu hadisler keşke böyle kalbimizde nakış nakış işlense. İnsan der ki eğer kader canibinden geldiyse demek ki görmemekte Allah'tan geldiği için büyük bir hediye. Kimden geldiğini bilmek çok önemli ya. Şimdi sokakta birisi şöyle omuz atsa bu bir sorundur yani. Sen kimsin de bana omuz atıyorsun? Ama niyetinden emin olduğun annenden tokat gelse yahu anamın tokadı bile şefkat tokadıdır dersin. Kimden geldiğini bilince neyin geldiğini çözüyor insan. Evet. Şimdi bu görmeme söz konusu olunca yani amalık dediğimiz bu mesele söz konusu olunca herkesin aklına tek bir sahabe efendimiz geliyor. Abdullah İbni Ümmü Mektum. Başlayayım anlatmaya. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görmeye Kureyş'in büyükleri geliyor. Velid bin Mughire geliyor, Utbe bin Rabia geliyor, Ümeyye bin Halef geliyor. O esnada hak aşığı biri daha geliyor. Kim? Ümmü Mektum Efendimiz geliyor. Bu arada Hazreti Hatice annemizin dayısının oğludur. Şimdi Ümmü Mektum Efendimizin gözleri görmediğinden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kimlerle konuştuğunu da göremiyor. Göremediğinden dolayı da söze giriyor ve diyor ki ya Resulallah Allah'ın sana anlattıklarını sen de bana öğretsen ya diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kureyş'in büyüklerine meseleyi anlatmaya devam ediyor. Öyle olunca Ümmü Mektum Efendimiz tekrar söylüyor. Ya Resulallah sen de Allah'ın anlattıklarını bana öğretsen ya ne var deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle usulca bir yönünü değiştiriyor. Şöyle bir usulca yüzünü dönüyor. Sebebi de şu. Efendimiz Aleyhisselam düşünüyor ki yani Ümmü Mektum hep yanımda. Ona istediğim zaman anlatabilirim ama bu Kureyş'in ullarını ben bir daha nerede bulacağım diye onları anlatmaya devam ediyor. Konuşma bittikten sonra vahiy iniyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vahyi hüzünle karşılıyor. Sebebi de vahyin içinde kendisine ikaz var. Okuyalım mı? Suratını astı, yüzünü çevirdi. Çünkü ona gözü görmeyen biri gelmişti. Kim? Ümmü Mektum Efendimiz. Yahut o öğüt alacak da öğüt kendisine fayda verecekti. Sen ise kendini her şeye yeterli görenle ilgileniyorsun. Onun arınmamasından sen sorumlu değilsin. Ama gönlünde Allah korkusu taşıyarak koşup sana gelenle ilgilenmiyorsun. Hayır, şüphesiz bu ayetler birer öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. Allah Allah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ayetlerden sonra ne zaman Ümmü Mektum'u görse merhaba Allah'ın beni ayetlerle ikaz ettirdiği kul diye
O şekilde selam veriyor. Kim? Ümmü Mektum Efendimiz. Ümmü Mektum Efendimiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üç büyük müezzininden bir tanesi. Yesrib hicretine baktığınızda Bilal bin Rebah'la birlikte giden birisini daha göreceksiniz. Ümmü Mektum Efendimiz. Başka? Başka daha ne marifetler var, ne marifetler. Hazreti Ömer'in hilafet günleri Sad bin Ebu Vakkas'ı Kadisiye'ye gönderecek İran tarafına fethi için. Ümmü Mektum Efendimiz geliyor. Ya Ömer beni de cihata göndersen diyor. Gönderiyor da. Bakın normalde ayetle sabit. Ama birisi cihattan mesul değildir. Yine de istiyor. Sad bin Ebu Vakkas Efendimiz o orduyu komuta ederken yanına gidip ne diyor biliyor musun? Ey Sad, ordunun sancağını bana verir misin? Zira benim gözüm görmediğinden dolayı düşman askeri bana kalabalık da gelse benim korkup kaçmadığımı görecekler. Cihattan muaf. Gözleri görmüyor. Belki kimimize göre kısıtlı imkanlar. Ama orada bile Allah için yapacak bir hizmet buluyor. Şimdi bizler böyle Yasin okuduğumuzda oh tamam ya cennet benim haşa zannediyoruz ya. Biraz onlarla birlikte olmak için onların yaptığı amellerle bizim amellerimizi kıyaslamamız gerekmez mi? Şimdi sorsak desek ki hangi gözü görenler Ama Efendimiz Ümmü Mektum gibi büyük bir icraatı ortaya koyabilmiş? Hangimiz? Mümkün mü? Mümkün değil. Normal şartlarda belki gözü gören bir sahabe efendimiz Allah'ın rızasını şu kadar yakalasa Ümmü Mektum Efendimiz aynı tavrıyla Allah'ın rızasını çok daha yükseklerde yakalayabiliyor. Neden? Üstüne kendisine ruhsat da verilmiş ama o azimeti tercih ediyor. Onlar neredeyse ben de onların arasında kendime yapacak bir iş, yapacak bir hizmet bulabilirim itikadında. Allah Allah. Şimdi bence ders boyunca gözleri görmeyen ama sahabe efendimiz Ümmü Mektum'u hiç unutmadan dersi dinlemeye devam etmek lazım. Çünkü bize şunu anlatıyor. Hakikati görmek gözle görmekten çok daha önemli. Gözle görmek manayı ismiyle görmek demektir. Hakikati görmek manayı harfiyle görmek, eşyanın melekutunu görmek olduğundan çok çok daha üstün ve kıymetlidir. Üstad Hazretleri gözleri hasta olan arkadaşlarımıza bu ve buna benzer hedefleri birazdan çok güzel anlatacak. Bir de şundan bahsedeyim. Ayetlerle görmenin dezavantajını anlatayım. Ayetlerle görmenin dezavantajı. Taha suresinde geçiyor. Kim benim zikrimden yüz çevirirse, kitabımı dinlemez ve beni anmaktan gaflet ederse ona dar bir geçim vardır. Maddi olarak çok olsa da bereket olarak dar. Ve biz onu kıyamet günü kör olarak diriltir, duruşmaya getiririz. Ya Rabbi der. Ben gözleri gören biri olduğum halde neden beni kör olarak haşrettin? Cenab-ı Hak buyurur ki bu böyledir. Nasıl ayetlerimiz sana geldiğinde sen onları unuttuysan, bugün de sen öyle unutulur, bir kenara atılırsın. Ayeti görmemenin karşılığı ahirette görmemekmiş. Görmenin dezavantajları varmış. Demek bir şey mutlak doğru değil. Başka bir ayet Araf suresi. Andolsun biz cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yarattık. Bunların kalpleri vardır ama onlarla kavrayamazlar. Gözleri vardır ama onlarla göremezler. Kulakları vardır ama onlarla işitemezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır. Kur'an hakikati görmeyenlere kör diyor. Ve bence çok ciddi bir ikaz, dikkat edelim. Dünyada bu gözlerle hakikati görmeyenlere ahirette göz yoktur diyor. Demek ki her nimet kendi cinsiyle şükredilmek zorunda. Dünyada bu gözler Allah için kullanılmadıysa ahirette de bize göz yok dostum. Çok üzücü bir hadise. Niceleri var ki maddi gözleri olsa da hakikati görememişler. Biz bunlara yakın körleri diyoruz. Hazreti Nuh zamanında niceleri yakınındaymış ama hakikati görememişler. Hanımı, oğlu Kenan. Dibindeymiş, yakınındaymış ama demişler ki sen eskiden nasıldın, şimdi bize ne anlatıyorsun demişler. Allah Allah, dün içimizden biriydin, şimdi gelip bunlardan bahsediyorsun demişler. Ve bir yakın körlüğüne maruz kalmışlar. Nuh gibi bir peygamberi binlerce yıl sonrasında sizler görmenize rağmen en yakınındakiler yakın körlüğü yaşamışlar ama görememişler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de bu hakikatleri 10 yıl, 20 yıl anlatmasına rağmen niceleri varmış ki yakınındaymış ama görememiş. Onlar da birer yakın körlüğü yaşamış.
Ebu Cehiller görememiş, Utbeler görememiş, Şeybeler görememiş, Ümeyyeler görememiş. Allah Allah, niceleri var ki evi Kabe'nin yakınında, kendi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yakınında ama hakikati görememiş, yakın körlükleri yaşamıştır. Demek ki bazen biz de hakikati anlatıyoruz, en yakınımızdakine ulaştıramıyoruz ya. Kibirden ve gururdan bazen yakınlarınız göremezse, onlar da yakın körlüğü yaşarlarsa buna hiç şaşırmayın. Niceleri peygamberlerin yanında hakikati görememişler. Biz kimiz ki bizim yakınımızda hemen görsünler? Hazreti Geylani döneminde bir güneş gibi parlamış ama nice yakınındakiler ondaki hakikati görememiş. Hasan Şazeli yakınındakilere çok anlatmış ama aynı şekilde yakınındakiler yakın körlüğü yaşamış, yine onu görememiş. Numan İbni Beşir toplumunda yakınları o kadar artık onu anlamamış ki mağaraya çekilip orada yaşama kararı almış. İmam Rabbani Ahmed-i Faruk-i Serhendi o kadar ciddi yakın körlüğüne maruz kalmış ki hapse atılmış. İmam Ebu Hanife aynı yakın körlüğüne maruz kalanlardan birisi olmuş, hapse atılmış, kırbaçlanmış. Kezalik İmam Şafii aynı yakın körlüğünü yaşamış, onu yakınındakiler görememiş. Bağdat'a sürgün sürülmüş, hapislere atılmış ve bu sürgünlerin yanında bir de imam ciddi hemoroid, yani bu kadar hasta, bu kadar sıkıntılıyken o kadar eza, ceza, cefa çektirmişler. En yakınındakiler o yakın körlüğünü yaşamış, görememişler. Şimdi sorsak desek ki maddi gözleriniz daha güzel gözüksün ama böyle bir yakın körlüğü yaşamak mı istersiniz? Yoksa varsın kader alsın ama ahiretimiz hep güneşleri görsün. Allah Allah, ne kadar derin meseleler. Üstad Hazretleri bu meseleye çok farklı bir pencereden bizleri gösterecek. İnşallah, buyurun bakalım. 25. lema, 14. deva. Şimdi burada deva tanımıyla başlayalım. Normalde şifa kelimesi çok kullanılır bu işler için, biliyorsunuz. Şifa buldum, şu doktor iyi şifa verir, bu av çok iyi şifa verir. Bu şifa kavramı bizim yanlış kullanımlarımızdan dolayı dünyevileştirilmiş bir kavram. Ne demek o? Şu demek. Şifa Kur'an'da 6 yerde geçiyor ve bunun 4'ü batını kalple ilgili. Neyle ilgili yani şifa? Kalple, imanla ilgili. Demek ki şifa kavramının aslı dünyevi bir şeyi anlatmıyor. İmanı anlatıyor. O yüzden Üstad Hazretleri burada 14. şifa demiyor. 14. deva diyor. Sebebi şu, tekrar edeyim. Şifa imanla alakalı, deva hastalıkla alakalı. Üstad Hazretleri şu ince dokunuşlarla bunları bile anlatıyor yeniden. Evet. Ey gözüne perde gelen hasta. Şimdi burada da bir mesele var. Normalde bir insan bu meseleyi anlatırken ey kör olan kardeşim diye başlar belki de. Ama Üstad Hazretleri öyle demiyor. Burada bile motive ediyor. Doktorlar ne diyor biliyor musunuz? Bize gözleri görmeyen ama bir hasta geldiğinde biz ona gözün görmeyecek ama ışığı fark edebilecek dediğimizde bile motive oluyor, ümitleniyor diyor. Anladınız mı olayı? Gözü görmeyecek ama ışığı seçip fark edebilecek. Yani aa, bu ortamda ışık var diyebilecek. Bu bile bir insanı motive edeceğini Üstad Hazretleri öyle iyi bildiğinden dolayı ey kör kardeşim demiyor, ne diyor? Gözüne perde inen hasta. Allah Allah, çok zarif ya. Üstad Hazretleri çok zarif ya. Evet. Eğer ehli imanın gözüne gelen perdenin altında nasıl bir nur ve manevi bir göz olduğunu bilsen, 100.000 şükür Rabbi Rahim'ime dersin. Şimdi insan merak ediyor yani, böyle mahrumiyetin altında bereket mi olur, nur mu olur, iman mı olur, nasıl olur böyle bir şey diye. İşte bu dersleri almak o yüzden bizim için zorunlu. Bu dersleri almayınca insan o göze inen perdenin altında nasıl imanın fışkırdığını da yakalayamıyor. Buyurun. Bu merhemi izah için bir hadise söyleyeceğim şöyle ki. Şimdi burada dikkati verelim, tefekkür edelim. Şu meseleyi bir canlandıralım, evet. Bana 8 sene kemali sadakatle hiç gücendirmeden hizmet eden Barlalı Süleyman'ın halasının bir vakit gözü kapandı. Kim var yanımızda? Barlalı Süleyman'ın halası var. Hasta mı? Hasta. Ne olmuş? Gözleri kapanmış. O saliha kadın bana karşı haddimden 100 derece fazla hüsnü zan ederek gözümün açılması için dua et diyerek cami kapısında beni yakaladı. Ben de o mübarek ve meczube kadının salahatini duama şefaatçi yapıp ya Rabbi onun salahati hürmetine onun gözünü aç diye yalvardım. Barlalı Süleyman'ın halası hasta, gözleri görmüyor ama Üstad Hazretlerini camide yakalıyor. Ne olur benim için dua et, gözüm açılsın diyor.
Çok ince bir cümle var, yakaladınız mı? Onun için diyor, onun salahatini şefaatçi ederek dua ettim diyor. Ya Allah Allah. Salih olmak. Yani fasık diye bir kelime biliyoruz ya. Fasık ne demek? Bozulmak demek. Hani bu fesada uğradı. Ne oldu? Bozuldu. O fasık kelimesinin, yani bozulmuş kelimesinin zıttı da salih. Salih ne demek? Doğru giden, dininde doğru yapan, dinine düşkün, ibadetlerini güzel yapabilen. Üstad Hazretleri kendisini salih bilmiyor. O yüzden ya Rab ben sana dua ediyorum demiyor. O salih kadının salihliğini sana şefaatçi ediyorum diye kadına dua ediyor. Subhanallah. Bu nasıl bir hassasiyet, bu nasıl bir incelik. Evet. İkinci gün Burdurlu bir göz hekimi geldi, gözünü açtı. Tamam. Şimdi halanın gözü açıldı mı? Açıldı. Şimdi bundan sonrasında yine problem yaşıyoruz. Şöyle oluyor olay. Doktor geldi, gözü açtı işte. Ne her şeyi Allah'a bağlayıp duruyorsunuz. Çok duydunuz cümle değil mi? Her şeyde Allah diyorsunuz ya, Allah Allah. Bilim var, ilim var, şu var, bu var. Böyle her şeyde Allah denmez ki arkadaş diye. Şimdi burada bir problem var. Nedir o problem? Allah Azze ve Celle icraatını, işleyişini sebepler tahtında yapar. Mesela şifa verir, bizzat Allah verir ama sebepleri kullanır. Doktoru kullanır, ilacı kullanır, eczacıyı kullanır. Rızık verir, sebepleri kullanır. Buğdayı kullanır, ticareti kullanır, sanatı kullanır. Öyle değil mi? Allah Allah. Hidayet verir, başka sebepler kullanır. Nebiyi kullanır, evliya kullanır, asfiya kullanır. Şimdi burada sebeplere müracaat ettikten sonra, çünkü doktor geliyor vesile oluyor değil mi? Neticeyi de doktordan bilen insan imanına inanılmaz bir şekilde zarar verir. O yüzden şunu anlamamız lazım. Doktor veyahut ilaç şifa veremez. Neden? Şimdi insan vücudundaki şifa eyleminin gerçekleşmesi için bir ilim lazım mı? Lazım. Şimdi ben şuursuz bir hapı ağzıma attım. O hapın bizzat bana şifayı verebilmesi için vücudumu tanıması lazım. Neresine ne göndereceğini bilmesi lazım. Ciddi ilimleri olması lazım ki hap bana o şifayı verebilsin. Peki hapta var mı böyle bir şey? Hayır. Şuursuz bir hapın neticesinde şuurlu bir iş gerçekleşiyorsa demek hap perdesinin arkasında şifayı veren başka birisi var demektir. Sebeplere başvururken bu meseleyi anlamak çok önemli. Bazen de şu yanılgıya düşüyoruz. Şifayı Allah verdi diyoruz. Şifayı da ilaca verdi diyoruz. İlacı içip yine şifayı ilaçtan biliyoruz. Asla böyle değil olay. Şifayı da ilacı da yaratan bizzat Allah. O zaman hapı niye kullanıyorum? Hap bizim fiili duamız oluyor. Allah'ı razı etmek için kullandığımız fiili dua. Hapı ağzıma attıktan sonra, doğru fiili duayı edindikten sonra vücudumdaki şifa faaliyetini gerçekleştiren o ilaç değildir. An ve an bizzat şifayı yaratan yine Allah'tır. O yüzden iyi anlamak lazım. Şifayı da ilacı da yaratan Allah. Şimdi insan bazen bir olay yaşadığında bunu daha iyi anlıyor. Hastanede aklıma geldi de biraz anladım bu meseleyi. Şimdi dizden ameliyat oldum. Doktor geldi. Allah razı olsun. Elinden geleni yaptı. Ardından bacak böyle ödem topladı. 2-3 kat daha şişti. Niye şişti? Şantiye oldu değil mi orası? Bütün vücuduktaki hücreler oraya yardıma geldi. Ardından doktor elinden geleni yaptı. Eczacı elinden geleni yaptı. Hemşire elinden geleni yaptı. Hele hemşirenin biri o bacağı çok büktü. Hepsi elinden geleni yaptı. Sonra oturup bekledik. Neyi bekledik? Neyi bekledik? Şifayı. Şimdi şifa doktordan ise niye bekleyelim? Bütün sebepler kullanıldıktan sonra ben de bekliyorsam, doktor da bekliyorsa demek şifa bizden değil. Şifa bu sebepler üstü birisinden gelecek ki herkes elinden geleni yaptıktan sonra şifayı veren bizzat Allah. Beklememizin bile sebebi oymuş demek ki. Şifa bizden olsa direkt verirdik. Hele bir de doktor yakın dostunsa kıyamaz, ameliyata koymadan verir öyle mi? Allah Allah. Ama bekliyoruz. Neyi bekliyoruz? Asıl şafinin şifayı vermesini bekliyoruz. Burada anlamamız gereken bir mesele. Sebeplerin ehemmiyeti vardır ama tesiri yoktur. Sebepleri yaratan Allah'sa sebeplere müracaat etmek Allah'a karşı bir saygının ifadesidir. Ama sebeplere müracaat ederken anlamamız gereken temel mesele. Sebeplerin ehemmiyeti vardır. Sebebin ehemmiyeti yoksa niye ilacın iyisini arıyoruz? Niye arıyoruz Ümit abi? Ha? Sebeplerin ehemmiyeti yoksa niye doktorun iyisini arıyoruz? Gidelim önümüze gelene öyle mi? Allah Allah, demek ki sebeplerin ehemmiyeti var. Ama sebeplerle fiili duayı kullandıktan sonra sebeplerin tesiri yok. İşte insanı imanının tam çalışması gereken yer burası.
hastalığın üstüne bir doktora gittikten sonra, bir ilacı kullandıktan sonra acaba neticeyi nereden biliyoruz meselesi koskocaman bir iman meselesidir. Şimdi Allah Azze ve Celle aslında bunu anlatmak için, değil mi, başka başka noktaları da kullanıyor. Bazen başımız ağrıyor, bir ilaç alıyoruz, geçiyor. Bazen yine başımız ağrıyor, yine aynı ilacı alıyoruz. Öyle mi Necdet, migren tutunca, değil mi? Bu sefer geçmiyor. Allah Allah, baş aynı baş, ilaç aynı ilaç. Niye geçmedi? Demek ki birincisinde şifayı kimin verdiğine iyi bildim. Ama ikincisinde şifayı ilaçtan bekleyince Allah da rahmet etti ki ağrıyı devam ettirdi. Şifayı ilaçtan bildirtmedi. 2 saat başım mı ağrısın yoksa imanım mı zedelensin Allah aşkına, yani tartışılmaz bir fark var. Yani doktor geldi, vesile oldu, halanın gözü açıldı. Doktorun ehemmiyeti var mı? Evet var. Peki doktorun tesiri var mı? Asla. Doktorun ehemmiyeti var ama doktorun tesiri yok. Bu meseleyi anlamak koskocaman bir iman farkı. Çünkü doktora da ehemmiyet verirsen, olur Allah 5 yıl çocuk vermez, 6. yıl doktora başvurursun. Allah vesile eder, çocuk verir sana. Bu sefer onun kapısında çocuğum senin sayende oldu, çocuğumu sen verdin ey doktor dersin. Neyi kaybedersin? Allah muhafaza. Hadi canım diyor değil mi insan? Böyle bir şeyden iman mı kaybolur? Ya sebeplere müracaat ettikten sonra tesiri vermek koskocaman bir iman meselesi. İş içinde böyle. Bazı tüccarlar ticaret yaptığı arkadaşlara o kadar ehemmiyet veriyor ki verdiği ehemmiyetin yorumu şudur. Benim rızkım senden geliyor. Hayır öyle değil. Senin rızkın onun eli ile gönderiliyor ama rezzak bizzat Allah. Gene aynı fark. Sebebin ehemmiyeti var mı? Var. Onunla ticaret yapsan zorlanacaktın. Onunla ticaret yaptığında suhuletle neticelenecek. Kolaylaşacak. Sebebin önemi var mı? Var. Sebebin ehemmiyeti var mı? Var. Ama sebebin tesiri, neticesi asla yok. Bakın bu meseleyi anlamak koskocaman bir iman farkı. Koskocaman. Evet. Devam edelim mi? İkinci gün Burdurlu bir göz hekimi geldi. Gözünü açtı. 40 gün sonra yine gözü kapandı. Allah Allah. 40 gün sonra yine gözü kapanıyor. Ama neyden kapanıyor bakalım? Ben çok müteessir oldum. Çok dua ettim. İnşallah o dua ahireti için kabul olmuştur. Neyden kapanmış 40 gün sonra? Vefattan dolayı kapanmış. Allah Allah. 40 gün gözü açık kalıyor. 40 gün sonra yine kapanıyor. Neyden dolayı? Vefatından dolayı. Evet. Yoksa benim o duam onun hakkında gayet yanlış bir beddua olurdu. Üstad Hazretleri'nin dediği yoruma bakar mısınız ya? Yani görmesi onun için hayır olmayacaktı. O yüzden gözü açıldıktan sonra Allah komple kapattı. Ya gerçekten anlaşılması çok zor bir şey ya. Ya Rabbi, yani görmenin neyi kötü olabilir ya? Yani neden benden gözümü alıyorsun? Görmenin neyi kötü olabilir ki? Anlayamıyoruz. Hiçbir olay bizi mutlak doğruya götürmüyor. Biz onu yanlış kullandığımızda bizi yanlışa sevk ediyor. Namaz bile öyle mi? Namaz bile öyle. Ayette ne diyor? Feveylülil musallin. Veyl olsun, yazık olsun o namaz kılanlara. Demek ki namazı Allah için kılmayınca o bile bize problem çıkaracak. Bak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında Salebe diye birisi var. Mescit güvercini diye geçiyor. Öyle. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazda nerede? Salebe orada. Gün geliyor. Salebe artık fakirlikten biraz yoruluyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan mal istiyor. Ya Resulallah, dua etsen de Allah bana mal verse. Ya Salebe, senin için böylesi hayırlı. Bir daha geliyor. Ya Resulallah, dua etsen de Allah benim için mal verse. Ya Salebe, senin için böylesi daha hayırlı. Üçüncü defa bir daha gelince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dua ediyor. Böyle hiç sürüsüne yavru vermeyen, değil mi, keçileri ne oluyor? Çifter çifter çoğalıyor çoğalıyor. Salebe'nin sürüsü, değil mi, diyarı aşıyor. Allahu Alem şehrin dışına artık taşımak zorunda kalıyor sürülerini. Gün geliyor, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam memurunu gönderiyor. Ne için? Zekatı toplamak için. Ne diyor Salebe? Siz benden haraç mı kesiyorsunuz? Ne diyorlar devamında? Eyvah Salebe, kafir oldu. Şimdi zahire baktığında güzel bir şey verilmiş. Ne var yani insana para mal mülk verilmesine ne zarar var? Yanlış kullanıldığında, yani bir iman üstüne kullanılmadığında nasıl zarar olduğunu anlamak için bence Salebe'yi bilmeye gerek yok. Şu an etrafımıza bakıp yanlış nasıl kullanılıyor ayan beyan ortada. Buyurun devam edelim. Çünkü eceli 40 gün kalmıştı. 40 gün sonra Allah rahmet etsin vefat eyledi. Allah Allah. Anladınız değil mi? Halanın gözü 40 gün sonra neyden dolayı kapanıyor? Vefattan dolayı. Evet. İşte o merhume 40 gün Barla'nın hazinane bağlarına rikkatli ihtiyarlık gözüyle bakmasına bedel kabrinde
cennet bağlarını 40 bin günlerde seyredeceğini kazandı. Çünkü imanı kuvvetli, salaheti şiddetliydi. Evet, bir mümin gözüne perde çekilse ve gözü kapalı kabre girse, derecesine göre ehli kuburdan çok ziyade o alemi nuru temaşa edebilir. Bu dünyada nasıl çok şeyleri biz görüyoruz, kör olan müminler görmüyorlar, kabirde o körler iman ile gitmiş ise o derece ehli kuburdan ziyade görür. En uzak gösteren kabir dürbünlerle... Kabir ehlinden daha çok görecekmiş. Görmenin şiddetini görüyor musunuz? Kabir ehlinden bile daha çok görecekmiş, evet. En uzak gösteren dürbünlerle bakar nevinde, kabrinde derecesine göre cennet bağlarını sinema gibi görüp temaşa ederler. Bir gencin bu asırda imanının lezzetini alamamasının en temel sebebi gözden giren haramlar. Gözün bulaştığı sufliyat. Çok uzaklara da gitmeyin ha, telefon yeterli yani. Bir insan telefonla bütün imanın lezzetini kaybedebilir mi? Evet, evet, maalesef kaybedebilir. Allah Allah. Bakın hadiste ne diyor biliyor musunuz? Harama bakmak şeytanın oklarından zehirli bir oktur. Bu sebeple Allah'tan korktuğu için harama bakmayı terk eden kimseye mükafat olarak Allah öyle bir iman verir ki onun tadını kalbinde hisseder. O an, o adi lezzeti tatmak istersen gelecekte bütün imanın lezzetini kaybedeceksin. O an şeytanın o zehirli okuna diş sıksan, hayır ya Allah da görüyor yani, sen bana böyle vesvese veremezsin dediğin anda çok kısa süre sonra ayan beyan imanın lezzetini iliklerine kadar hissedeceksin. Allah Allah. Ahir zamanda en çok imanı kaybedenlerin sebebi gözmüş biliyor musunuz? Hatta ehli imanın bile %90'ının en çok zorlandığı imtihan ne? Göz imtihanı, göz imtihanı. Allah Allah. Şimdi Allah Azze ve Celle bir kuluna amalık verse ne demek oluyor biliyor musunuz bu? Ehli imanın %90'ının zorlandığı bir imtihandan sen muafsın. Nasıl bir ikram? Allah Allah. Bak şimdi bu Risale-i Nur derslerini yapan ama arkadaşlar var. Bunlar bir gün toplanıyorlar, bu dersi okuyorlar. Bu dersi okuduklarında içlerinden bir tanesi ağlamaya başlıyor. Şimdi onlar ağladığında gözünün yaşı da akmıyor biliyorsunuz içine doğru ama yüz mimiklerinden anlıyor bir tanesi. Yanına gidiyor diyor ki, ya neden ağladın diyor. Vallahi diyor, size üzüldüm diyor. Siz ne yapacaksınız, ben ona ağlamaya başladım diyor. Şimdi iman ne yaptı biliyor musun? Bizi kör yaptı, onları görür yaptı. İman böyle bir şeymiş. Allah Allah. İman ona öyle bir mana verdi ki hem sabretti, hem şükretti, döndü bir de bize ağladı. Allah Allah. Demek görmekten de ziyade daha büyük bir nimet var. Nedir o nimet? İman. Demek ki diğer bütün nimetler ancak ve ancak iman ile nimetlenebiliyor. Kur şöyle Ahmet sofrayı önüme. En güzel, en lezzetli dünyevi nimetleri önüme ser. Altın maltın bile doldur burayı. Arkama da bir tane idam sehpası kur. Şimdi benim cesedim andan lezzet alır. O an yediklerinden. Ama ruhum sonradan da lezzet veyahut azap alabilir. Cesedim o andan lezzet alacakken ruhum içeriden diyor ki biraz sonra sen asılacaksın diyor. O anın lezzetini de kaçırıyor. Sonrasının lezzetini de kaçırıyor. Allah Allah. Ruh imansız ise, yani ruh lezzetsiz ise o an diliyle alacağı lezzetlerin tamamı da kaçmış oluyor. Demek ki lezzet almak için anı güzelleştirmek yetmez. Kişi geçmişi ve geleceği de güzelleştirecek ki ancak lezzet alabilsin. Düşün yani tam şu suyu elime alıp lezzet alacağım. Şurada da kafama bir silah dayanmış. Ne oluyor? Hemen eller titremeye başlıyor. Suyun lezzeti bile kalmıyor. Demek lezzet almak için anı güzelleştirmek yetmez. Mutlaka imanın içindeki geçmişi ve geleceği güzellendirme meselesini de insanın yaşaması şarttır. Evet buyurun. İşte böyle gayet nurlu ve toprak altındayken göklerin üstündeki cenneti görecek ve seyredecek bir gözü, bu gözündeki perde altında şükür ile, sabır ile bulabilirsin. İşte o perdeyi senin gözünden kaldıracak, o gözle seni baktıracak göz hekimi
Kur'an-ı Hakim'dir. Son cümle çok önemli. Bir daha okur musun? İşte o perdeyi senin gözünden kaldıracak, o gözle seni baktıracak göz hekimi Kur'an-ı Hakim'dir. Doktor, halanın gözündeki perdenin kalkmasına vesile olmasaydı 40 gün daha göremeyecekti. Bu dersleri almazsak ve bizim gözümüzdeki gaflet perdesi kalkmazsa biz ahirette sonsuz göremeyeceğiz. Anladınız değil mi ayetlerden? Bu dünyada o gözü hakikat için kullanmayanlara ahirette göz verilmeyecek diyor Kur'an. Allah bizim gözümüzü nasıl göstertmesin, nasıl kör etsin biliyor musunuz? Bakın gözümüzü Allah şöyle kör etsin. Bir gün Mecnun çölde Leyla'sının peşine düşmüş, gidiyor. Öyle aşkının derdine düşmüş, giderken de namaz kılan bir adamın önünden geçiyor. Adam hemen namazı bozuyor. Ne yapıyorsun diyor ya, ben namaz kılan adam önümden geçirir mi diyor. Leyla'nın aşkı benim gözümü kör etti, seni görmedim. Eğer Mevla'nın aşkı da seni kör etseydi, sen de beni görmezdin, namazına devam ederdin diyor. Allah bu gözleri kör edecekse, bu manada kör etsin inşallah hepimizden. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Çok hızlı mı geçti dersine? 44 diyor. 44 dakika mı geçti? Allah Allah. Sanki yeni başladık gibi değil mi? Ders erken bitmişken bir iki bir şeyi de hatırlatmakta fayda var. Öncelikle Hayalhanem'in Mersin'de ve İstanbul'da olduğunu bilmeyen çok arkadaşımız var. Hayalhanem Medresesi hem Mersin'de hem İstanbul'da. İstanbul Şişli'de de orada bir medresemiz var. Şu an kirada. İnşallah Allah'tan niyaz ediyoruz. Allah'ım o medreseyi bize ver diye. Sizler de çok çok dua edin. Biz sizin salih dualarınızı şefaatçi ederek Allah'tan niyaz ediyoruz. Diyelim, dersi anlamış olalım. Ardından ileride bu medreseler şöyle güzel külliyelere dönecek. İnşallah ona da bol bol dua edin. Onu da umre videomuzda falan anlattık değil mi? Oradan bakabilirsiniz. Ardından şunu çok yaşıyoruz. Geçen bir arkadaşımız geldi. Ne zamandır izliyorsun dersleri? 7 yıl mı dedi, 10 yıl mı dedi, hatırlamıyorum. Hatta son 2-3 yıldır yazarak izliyorum dedi. Allah Allah, o kadar mı ayrıntı takip ediyorsun, o kadar. Nerede yaşıyorsun? Mersin'de. Nerede? Şu mahallede. Dibimiz ya. Niye gelmedin birader? Vallahi çekindim diyor. Ya çekinmeyin Allah aşkına ya. Yani dünyada nice işleri yaparken cesuruz, çekinmiyoruz da medreseye gelirken, yani dünyanın en rahat girilip çıkılacak mekanı, yani buraya gelirken mi çekineceğiz? Burası her gün saat 11'den akşam 10'a kadar açık. Her ikindi vakti namazdan sonra burada ders okunuyor ve her akşam buradaki arkadaşlarımızın, hocalarımızın dersleri oluyor. Hem de Risale-i Nur'dan ayrıntılı dersleri oluyor, Allah razı olsun. Ve haftanın belli günleri Kur'an dersleri de oluyor. Yani burası sürekli işler bir fabrika. Buraya gelmekten sakın çekinmeyin. Bu şeytanın bir vesvesesi. İnsanı başka bir şey yaptırırken, cesaret veren şeytan böyle bir yere geldirirken neden çekindirsin? Dünyanın en rahat girilip çıkılacak yeri. Lütfen gelin. Bir çay için, özellikle böyle mahcubane, mütevazi, gönlü güzel arkadaşlarımız var ya, ben özellikle onlara sesleniyorum. Gelin, mutlaka gelin. Çünkü bu imanı terakki ettirmek üstümüze farz-ı ayn. Mecburuz buna yani. Bir de inanın, bu iman meseleleri en çok bilindim zannedilip en az bilinen mesele. Mesela bizim burada hicret edip gelen de çok arkadaşlarımız var. Şöyle bakacak olursak, bizim Ahmet Almanya'dan hicret etti geldi. Ardından bizim dişçi İstanbul'dan hicret etti geldi. İşte Ali Saitler İstanbul'dan geldi. Bir sürü şehir dışından, değil mi? Yurt dışından gelen arkadaşlarımız var. O yüzden yani bu mesele bir insanın böyle zahmete girmesi için en güzel mesele. O yüzden mutlaka ve mutlaka gelin, asla çekinmeyin. Bitirebiliriz. Gezegenler bile bir aradayken tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Meleklerin bile gıpta ettiği, daha dünyada yaşarken cennet ile müjdelenen 10 sahabenin hayatı, Mehmet Yıldız'ın kaleminden. Asr-ı Saadet'te doğan on binlerce yıldız var. Ama onlar Resulullah'ın semasında parlayan ilk yıldızlar. Sıddıkiyet makamının sahibi Hazreti Ebubekir. Adaletiyle bütün insanlığa örnek şahsiyet Hazreti Ömer. İki nur sahibi, meleklerin bile haya ettiği insan Hazreti Osman. İlim şehrinin kapısı, savaş meydanlarının güneşi Hazreti Ali. İşte onlar
daha dünyada yaşarken cennet ile müjdelendiler. Sa'd bin Ebi Vakkas, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Abdurrahman bin Avf, Talha bin Ubeydullah, Zübeyir bin Avvam, Said bin Zeyd. Bu güzide sahabelerin hayatlarını okurken sanki cennetle müjdelenen onlar değilmiş gibi sürekli cehennemden kaçan hayatları daha yakından göreceksiniz. En yakın kitap mağazasından, kitapyurdu.com'dan veya maybedestan.com'dan sipariş verebilirsiniz. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.